Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah Beyazlar, Almusrati'nin bon servisini aldı. Transferin maliyetinde de kapa bildirdi. Beşiktaş, Braga'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Almusrati'nin bon servisinin 11 milyon euro karşılığında alındığını kapa bildirdi. Siyah Beyazlar'ın transferin son gününde Braga'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Almusrati'nin kalıcı transfer için kapa açıklama yapıldı. Siyah Beyazlar, Almusrati'nin bon servisi için Braga'ya... 11 milyon euro ödeme yapacağını duyurdu. Braga kulübünden 2023-24 sezonu ikinci transfer tescil döneminde 6 aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almusrati'nin 30 Haziran 2027'ye kadar kalıcı transferi hakları kulübümüz tarafından 11 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027'ye kadar anlaşmaya varılmıştır dendi. Siyah beyazlar böylelikle Libyalı orta saha ile 3,5 yıllık mukavele imzaladı. Orta saha oyuncusu böylece kendisiyle aynı gün 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Ernest Mucci'yi geride bırakarak Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu. Siyah Beyazlar'ın Braga'dan kadrosuna kattığı Musrati, Siyah Beyaz takım ile ilk maçına da Süper Lig'in 25. haftasında Kayseri ile deplasmanda oynanan mücadelede çıkmıştı. 27 yaşındaki Libyalı defansif orta saha Kayseri'de 66. dakikada Cenk'in yerine oyuna dahil olmuştu. Transfer Market'in Portekiz uzmanı Marcel de Almeida, Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati hakkında değerlendirmelerde bulundu. Almeida, Al Musrati'yi teknik olarak yetenekli bir defansif orta saha. Top kazanma konusunda etkili ve güçlü ikili mücadele yeteneğine sahip. Braga takımında da oyun kurulumunda önemli rol oynuyor. Uzun pasları ve oyunu iyi dağıtmasıyla dikkat çekiyor. Braga'nın onu Beşiktaş'a bırakmasına şaşırdım. Geçtiğimiz yaz Benfica'nın 15 milyon euro teklif ettiği ve bu teklifin reddedildiği biliniyor dedi. Libya milli takımında da forma giyen Al Musrati güçlü fiziksel yapısı savunmadaki yetenekleri ve orta sahadaki performansı ile tanınmakta. Futbol kariyerine Libya'da başlayan oyuncu 2017 yılında Avrupa'ya geçiş yapmış ve sırasıyla Guimeres ve Rio Ave'de forma giymişti. 2020'de bedelsiz olarak Braga'ya gelen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu kulüp kariyerinde 218 maçta 15 gol 8 asist kaydetmişti. Libya milli takımında ise 42 maçta 2 golü bulunuyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Öte yandan Beşiktaş'ın ikinci transferi olan Ernest Mucin'in ise eski hocası açıklamalar yaptı. Bir gecede transfer oldu ve en iyi bölgeleri açıkladı. Legia Varşova teknik direktörü Costa 10 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a giden 22 yaşındaki yıldız futbolcu Ernest Mucin'in transfer süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. 52 yaşındaki deneyimli teknik adam Polonya ekibinde 1,5 yıl beraber çalıştıkları genç yeteneğin potansiyelini de değerlendirdi. Beşiktaş devre arası transfer döneminin son gününde Polonya ekibinden Legia Varşova 22 yaşındaki kilit oyuncusu Mucci'yi transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti. Arnavut oyuncu için Polonya ekibine 10 milyon euro ödeyen siyah beyazlar tarihin en pahalı ikinci transferini imza atmıştı. Legia Varşova teknik direktörü Costa Polonya ekibinde beraber çalıştığı dönem takımının yıldızlarından olan eski öğrencisinin Beşiktaş'a transferiyle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. Son zamanlarda Türkiye liginden çok fazla maç izliyorum. Bunun nedeni Stefan Kunts'un bir dönem Türkiye Milli Takımının teknik direktörü olmasıydı. Onunla Almanya'da çalıştım ve şimdi arkadaşız konusun milli takım antrenörlüğü sırasında doğal olarak Türk oyuncular ve Türk kulüpleri hakkında çok konuştuk. Ben de televizyonda birkaç maç izledim. Bu arada antrenörlük kariyerim biraz da İstanbul'da başladı diyebilirim. 2005'te Christoph Daumun Fenerbahçe'yi çalıştırdığı sırada genç bir antrenör olarak İstanbul'da onun yanında staj yapmıştım. Yani tecrübe hazinemin içinde bir tutamda Türk futbolu var. Türkiye liginin yüksek bir kalitesi var. Stadyumlardaki fanatik atmosfer maçlara özel bir hava katıyor dedi. Sezon başından beri Avrupa Avrupa'nın tüm üst düzey liglerinden Ernest Mucci için transfer teklifleri geldi. Ernest'in Avrupa Kupası'nda gösterdiği her sağlam performansla birlikte mali açıdan güçlü bir kulübün onun için bağlayıcı bir teklif yapması daha da olası hale gelmişti. Mucci'nin en azından sezon sonuna kadar bizimle kalması için mücadele ettik. Çünkü sadece takım olarak ondan faydalanmakla kalmayacağımızdan performansının onu daha ön plana çıkaracağından emindim ama işler farklı gelişti. Her iki kulüp içinde bu etkileyici bir miktar. Ancak Muçi'ye bu miktarda bir bonservisin ödenmesi zaten beklenen bir durumdu. Çünkü onun profiline sahip oyunculara talep var. Muçi takıma çok şey kazandırıyor. Hızlı gol atma yeteneği ve sağlı sollu bitiriciliği var. Takıma hareketlilik getirebiliyor. Çok önemli ve kritik goller atıyor. Koşu gücü sayesinde takımına pres yapma yeteneği var. En önemlisi de Muçi'nin genç olması. Her teknik direktör böyle bir profile sahip oyuncu arıyor. Peki 10 milyon euro uygun mu? Ben bir antrenörüm ve Ernest'e kilit oyuncu lardan biri. Onun bu miktarın iki katı bir bedel karşılığında bile gitmesine izin vermezdim. Şaka bir yana Muçi birkaç yıl içerisinde transfer piyasasında çok yüksek fiyatlara satılabilecek bir potansiyelli oyuncu. Ernest Muçi bu sezon ligi Varşova'da toplam 34 maçta 9 gol 2 asist yaptı. Bir buçuk yıl önce Varşova'ya katıldığımda Muçi büyük bir yetenekten başka bir şey değildi. Sessiz ve sakin tavırları sayesinde futbolcu arkadaşlar arasında çok popüler olan ancak pek de göze çarpmayan bir çocuktu. Güçlü yönleri hemen fark ettim ve onu en başından itibaren kilit oyuncu haline getirdim. Muçi top kaybetme korkusu olmadan dribling yapabilen ve dar alanda bile rakipten kurtulabilen bir futbolcu. Üstelik çok çalışan ve profesyonel bir genç. Taktiksel tavsiyelerimi özümsedi ve savunmada da hızla doğru pozisyon alan top kazanan modern bir profesyonel haline geldi. Muçi tüm hücum pozisyonlarında oynayabiliyor. Bu çok yönlülüğü onu daha da değerli kılıyor. Kendisine en çok hücuma dönük orta sahanın ortasında yani biz teknik direktörlerin deyimiyle 10 numara pozisyonda rahat hissediyor. Ancak biraz da ileri çakılı bir orta saha olarak ve gerekirse hücum kanat pozisyonlarında oynayabiliyor. Sonuç olarak Mucci bir teknik direktör için rüya gibi bir futbolcu. Çünkü antrenörüne çok fazla taktiksel seçenek sunabiliyor.